Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda başlama butonuna bastığımız zaman M1 motoru hemen çalışacaktır. M1 motoru 45 saniye çalıştıktan sonra duracak, M2 motoru devreye girecektir. M2 motoru ise 30 saniye çalıştıktan sonra duracak, M3 yani 3 nolu motorumuz devreye girecektir. Ta ki stop butonuna basana kadar 3 nolu motor çalışmaya devam edecektir. Bununla ilgili sizlere kumanda devre çizimini oluşturduk. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağız. Linki tıklayarak çizimi nasıl oluşturduğumuzu videomuzu izleyerek anlayabilirsiniz. Bu videomuzda ise uygulamasını gerçekleştireceğiz. Devremizde 3 adet 220 volt bobini kontaktör, 1 adet 220 volt bobin röle, 2 tane 220 volt bobinli zaman rölesi kullanıyoruz. Ayrıca bir tane start butonu ve bir tane stop butonumuz olacaktır. Kumanda sigortasına çıkarak stop butonu 1 nolu kapalı kontak ucuna giriş yapıyoruz. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Kumanda sigortasından çıkarmış olduğumuz kablomuzu stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Stop butonunun 1 nolu ucu bizim burası. 1 nolu uca giriş yapıyoruz. Stop butonunun 2 nolu kapalı kontak ucundan çıkıyoruz. Buradan çıkmış olduğumuz kablomuzu ise start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Stop butonunun 2 nolu kapalı kontak ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna giriş yapıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu kabloyu ise mühürlemek için kullanacağımız rölemizin A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Start butonunun açık kontağına çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise buradaki rölemizin A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Rölenin zaman rölesinin ve kontaktörlerin A2'lerine en son seri olacak şekilde nötr bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Şimdi ise mühürleme devresini gerçekleştirelim. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? İster stop buton çıkışından, isterseniz start butonun girişinden bir tane kablo alıyorduk. Biz de start butonun girişinden bir tane kablomuzu çıkartacağız. İlave olacak şekilde buraya bir tane kablomuzu ekliyoruz. Buradan çıkan kablomuzu ise rölenin kom ucuna giriş yapıyoruz. Rölenin şu kısım komple kom. Şurası NO, burası ise NC. Biz buradaki kom ucunu kullanıyor isek buradaki NO'yu ve buradaki NC'yi kullanmamız gerekecektir. Buradaki kom ucunu kullanıyor isek buradaki NO'yu ve buradaki NC'yi kullanmamız gerekiyor. Hangi kom ucunu kullanırsak kullanalım, karşıda olan aynı hizadaki NO ve NC yani açık ve kapalı kontaklarını kullanmamız gerekiyor. Biz size örnek göstermek için buradaki ucumuza kom ucuna giriş yapıyoruz. Start butonunun giriş ucundan almış olduğumuz kablomuzu rölemizin kom ucuna bağlıyoruz. Rölenin NO kontağından çıkıyoruz. Şurası NO'du. Biz buradaki komu kullandığımızdan dolayı buradaki açık kontağından çıkış yapıyoruz. Buradaki açık kontağından çıkış yaptık. Start butonunun çıkış 4 nolu ucuna bağlıyoruz. Rölenin açık kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu start butonunun 4 nolu ucuna bağlantı yapıyoruz. Şöyle diğer kablomuzu da buraya bağlıyoruz. Böylelikle mühürleme devresini bitirdik. Şimdi devremizin devamını gerçekleştirelim. Devremizi devam ettirmek için hattımızı rölenin NO kontağından alacağız. Buradan iki tane kablo çıkartıyoruz. Ya bir tane çıkartıp zaman rölesi birinin A1'ine gelip buradan kendi kom ucuna bağlantı yapabiliriz. Ya da buradan iki tane kablo çıkartarak hem A1'ine hem de ortak kom ucuna giriş yapabiliriz. Biz çizim devresinde bunun ne için bu şekilde yaptığımızı detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi rölenin NO açık kontağından iki tane kablo bağlıyorum. Bağlamış olduğumuz kablomun bir tanesini buradaki zaman rölesi 1, buradaki zaman rölesi 2 yapalım. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağladık.
Diğer kabloyu ise zaman rölesinin kom ucuna bağlayacağız. Zaman rölesi biri kom ucu ise bir nolu uçtur. Yani ortak uçtur. Biz de buradaki bir nolu uca bağlantı yapıyoruz. Zaman rölesi birin kapalı kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bu ise 3 nolu ucumuzdur. 3 nolu uç kapalı kontak olduğundan dolayı buradan bir tane kablo çıkartıyoruz ve bunu 1 nolu kontaktörümüzün A1 ucuna bağlıyoruz. 3 tane kontaktörümüz var. Sırasıyla 1 nolu motor, 2 nolu motor, 3 nolu motor olacak şekilde bağlantı yapalım. Biz zaman rölesi 1'in kapalı kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu 1 nolu motorun A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise zaman rölesi 1'in açık kontağından 2 tane kablo çıkartıyoruz. Bunun ise bir tane ucunu zaman rölesi 2'nin A1 ucuna, bir tanesini ise zaman rölesinin kom ortak ucuna bağlayacağız. Bu nedenle 2 nolu ucumuzdan açık kontaktan 2 tane kablo çıkartıyoruz. Şöyle 2 tane kablo bağlıyoruz. Bağladığımız kablolardan bir tanesini zaman rölesi 2'nin ortak ucuna, yani ortak ucumuz bizim 1 nolu uç, 1 nolu ucuna bağlıyoruz. Yani kom ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in açık kontağından çıkmış olduğumuz diğer kablomuzu ise zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Bu şekilde bağlantımızı gerçekleştirdik. Zaman rölesi 2, 3 nolu kapalı kontağından bir tane kablo çıkartıyorum. Kapalı kontağından çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise 2 nolu motoru kontaktörüne bağlantı yapıyoruz. Zaman rölesi 2'nin kapalı kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu ise 2 nolu kontaktörümüze bağlıyoruz. Zaman rölesinin açık kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Yani 2 numaralı ucumuzdan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu ise 3 nolu kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin açık kontağından çıkarmış olduğumuz kabloyu 3 nolu kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise artık sistemin nötr hattını bağlamaya geçelim. Buradaki zaman rölesinin A2 ucuna bir tane mavi kablo bağlıyorum. Seri bir şekilde nötr hattını dolandıracağım. O yüzden tek tek A2 numaralarına biz nötr kablosunu bağlayacağız. Zaman rölesi 1'in A2 ucuna bir tane kablo bağladık. Buradan çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise zaman rölesi 2'nin A2 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi A2 ucuna ise bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bir tane daha mavi kablo bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin A2 ucundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise rölemizin A2 ucuna bağlıyoruz. Kamera kaydını geniş açıdan alıyorum. Neden ise sizler görün diye. Zaman rölesi 2'nin A2'sinden çıkmış olduğumuz kablomuzu rölenin A2 ucuna getiriyorum. Rölenin A2 ucuna bir tane daha kablo bağlıyorum. Rölenin A2 ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu 3 nolu kontaktörün A2 ucuna, buraya bir tane daha kablo bağlıyorum. Üç nolu kontaktörün A2'den çıkmış olduğumuz kablomuzu 2 nolu kontaktörün A2'sine ve buraya bir tane daha kablo bağlıyorum. Buradan çıkan kabloyu ise 1 nolu kontaktörün A2 ucuna bağlıyorum. Ve buraya ben son kez bir tane daha kablo bağlıyorum. Son hattımız bizim burası. Son hattımıza bir tane kablo bağlıyorum. Buradan çıkan kablo ise nötr hattına bağlıyorum. Ya da nötr vakum klemensi varsa
Notre Dame Clemens'e bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Yolda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim Notre Dame Clemens'leridir. Bu nedenle birinci kontaktörden gelen kablomuzu buradaki Notre Dame Clemens'ine bağlıyoruz. Ve sistemimiz hazır. Artık enerji vererek sistemimizi deneyebiliriz. Önce sizlere uzaktan daha sonra yakından gösteriyorum. Kumanda sigortasını kaldırdık. Start'a bastığımız zaman önce 1 nolu motor çalışacak. 45 saniye sonra 1 duracak, 2 çalışacak. 30 saniye sonra 2 duracak, 3 çalışacak. Ta ki stop butona basana kadar sistem çalışmaya devam edecektir. Ben video çok uzamaması için buradaki süreleri 5-10 saniye gibi sürede ayarladım. Start'ı verdim. Burada kontaktör çekiyor. Bakın şöyle kapağı çıkartıyorum. Kontaktör çektiğini görüyorsunuz. Bunlar çekmiyor. Süre sayıyor zaman rölesi 1. 45 saniye aldı normalde. 45 saniye sonra 1 nolu motorumuz devre dışı bırakacak. 2 nolu motorumuzu devreye sokacaktır. Aynı zamanda 2 nolu zaman rölesi devreye girecek ve 30 saniye sayacak. 30 saniye sonunda ise 2 nolu motorumuz devre dışı bırakacak. 3 nolu motorumuz devreye sokacaktır. Artık sistem bu şekilde çalışmaya başlayacaktır. Ta ki stop butona basana kadar sistem bu şekilde çalışacaktır. Şimdi kontaktörlere yaklaşalım. Sizler çalıştığını görün. Start butona bastım. 1 nolu motor çalışıyor. Zaman rölesi 1.45 saniye sayıyor. 45 saniye sonra 1 nolu motor devre dışı bırakıyor. 2 nolu motoru devreye sokmaktadır. 2 nolu motor devreye girince zaman rölesi 2 de devreye girmektedir. 30 saniye sayıyor. 30 saniye sonra 2 nolu motoru devre dışı bırakıyor. 3 nolu motoru devreye sokmaktadır. 3 nolu motor devreye girdikten sonra ise artık sistemimiz ta ki stop butona basana kadar bu şekilde çalışmaya devam edecektir. Stop butona bastığımızda ise sistem komple duracaktır. Kumanda devresini sizle çizimini gerçekleştirmiştik. Videonun açılma kısmında çizim videosu linki mevcuttur. Tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz. Bu videomuzda ise görmüş olduğunuz gibi uygulamasını gerçekleştirdik. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.